Filistin örgütlere bir bakalım değerli izleyiciler. Filistin örgütler hakkında ne biliyoruz? Hepsine tek tek bakalım. Evet, El Fetih'e bir bakalım. Arafat'ın kurduğu Filistin yönetimini elinde tutan parti değerli izleyiciler. El Fetih ilk dönemlerinde önemli bir bölümü Ürdün ve Lübnan'da yapılmak üzere İsrail'e birçok saldırı düzenledi. Ancak zaman içinde bazı örgütler El Fetih'i etkisiz, yozlaşmış ya da çok ılımlı gibileşirler yaparak çaktı örgütünden ayrıldı. El Fetih liderleri 1990'larla birlikte iki devletli bir çözüm arayışına dayanan barış görüşmelerine katıldı değerli izleyiciler. Hamas, Gazze'deki çok yönlü İslamcı örgüte bir bakalım. Hamas ya da İslam Direniş Hareketi 1987'de kuruldu. Birinci intifada olarak adlandırılan ayaklanma dalgasına dayanan e, İslamcı bir örgüt. 1991'de örgütün silahlı kanadı İzzettin El-Kassam Tugayları kuruldu. Örgüt ilk yıllarında İsrail yönelik olarak daha önce bölgede yaygın olmayan intihar saldırısı yöntemini kullanarak adını duyurdu. İzzettin El Tugayları ilerleyen yıllarda askeri kapasitesini geliştirdi ve 2000'lerde roket teknolojisine yoğunlaştı. Filistin İslami Cihat hareketi toplumsal tabanı daha kısıtlı bir İslamcı örgüt. 1970'lerin sonunda eğitim için Mısır'a giden 3 öğrenci tarafından kuruldu. Bu grupta Oslo barış sürecine karşı çıktı ve bu dönemde sürecin zarar görmesi için birçok saldırı düzenlendi. Örgütün silahlı kanadının adı Kudüs Tugayları, İslami Cihat İran'dan destek görüyor. Aslanlar yuvasına bakalım. Genç ve öfkeli olarak tanınan ve Filistinler'den oluşan yeni, oluşan yeni bir örgüt bu. 2003 yılının başında başı, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus şehrinde yeni bir örgüt ortaya çıktı ve İsrail askerleriyle yerleşimcilere yönelik bir dizi saldırı düzenlemeye başladı. Grup TikTok dahil olmak üzere çeşitli sosyal medya platformlarında popüler olmasıyla da dikkat çekiyor. İsrail aslanlar yuvasını bir terör örgütü olarak nitelendiriyor. Yani tabi İsrail'e göre zaten herkes terör örgütü olarak görülür. İsrail'in bakışı bu ama büyük katliamları neredeyse devlet terörünü İsrail'in kendisi yapıyor. Filistin Al Kurtuluş Cephesi'ne bakalım. Filistin'in en büyük sol örgüt Grup İsrail'in 1967 yılında Batı Şeria'yı işgal etmesi ardından Filistinli bir Hristiyan olan George Habash tarafından kuruldu. Filistinlerin sorunlarını dünyanın gündemine taşımak için birçok uçak kaçırma eylemi gerçekleştirdi. Bunlardan en ünlüsü 1976'da Entebbe'den kalkan bir Air France uçağının kaçırılması oldu. Örgütün destekçi tabanının bir bölümü Hamas'a kaydı değerli izleyiciler. Örgüt İsrail, Amerika ve Amerika abi Avrupa Birliği'nin terör örgüt listelerinde yer alıyor. Örgütün faaliyetlerini ağır, ağırlıklı olarak Suriye ve Libnan üzerinde üzerinde yürüttüğü düşünülüyor diyelim.